Leman Akademi canlı yayınlarını hız kesmeden devam ediyoruz. Hayaller ertelenmesin diye bu akşam 2021 Ocak döneminde yüksek lisansını İngiltere'de başlayan Melis Ege bizlerle birlikte olacak. Yurt dışı hayallerini ertelemeyen Melis Ege, pandemi döneminde sizlerin de faydalanabileceği bilgileri Leman Akademi ailesiyle paylaşacak. Şimdi Melis Ege'yi ben yayına almaya çalışacağım. İzninizle. Evet, Melis Ege'yi yayına davet ettim. Katılmasını bekliyorum. Hoş geldin Melis Ege. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle için teşekkür ederim. Bugün seninle pandemi döneminde hayatlarını ertelemedin. Yüksek lisans yaptın. Nasıl bir bilgi aldın? Yani sana nasıl katkılar sağladın? Hani bu durumda neler yaptığından bahsedeceğiz. Ama öncelikle birazcık bize kendini tanıtır mısın? Tabii, ben Melis Ege Demir Delen. Başkent Üniversitesi İngilizce İşletme Programı'ndan mezun oldum 2020 yılında. Bu süreçte üniversite eğitimim sürecinde sürekli işte yurt dışında bağlantılı olmaya çalıştım. Dil okullarına katıldım. Staj yapmaya çalıştım. Onun dışında okul içi aktivitelerde de biraz fazla rol oynamaya çalıştım. Bu şekilde üniversite hayatım böyle geçti. Onun dışında da dil okulları diye devam etti. Anladım. Çok güzel bir üniversite hayatı geçiyorsun. Melis, aslında sen bizim tam olarak öğrencilerimizi yönlendirmek istediğim bir profilsin. Ben de birden fazla programa katılarak öğrenciliğin sürecinde farklı kültürler öğrenmiştim. Kendine farklı diller katmıştım. Aslında dünyadaki başarılı insanlara baktığımız zaman da bu insanların profili tam olarak zaten senin izlediğin yolunuz insanlar. Yani sen tek bir öğrenci değilsin aslında. Yani insanlar bir kere Amerika'da bir okuluna gideyim, gitsin gitsin. Ya da İngiltere'de gideyim, ben 3 ay gideyim. İngilizce defteri kapansın diye düşünebiliyorlar. Ama çok yönlü olmak gerekiyor. Yani bu bahsettiğim çok yönlü olan değilsin. Yani bunun hayatında ne gibi olumlu yönlerini gördüğünüzü birazcık Tabii şöyle söyleyeyim. Bu şekilde çok yönlü olmak gerçekten hayatıma çok olumlu katkıları oldu. Yurt dışına çıkıp işte dil okuluna gitmenin, staj yapmanın, bunların benim hayatıma hem sosyal anlamda hem kültürel anlamda hem bilgi açısından bir sürü katkısı oldu. Ve hiçbir zamanda yani bu zamanlarımı unutamayacağım tabii ki. Ve herkese şiddetle tavsiye ediyorum bunu. Evet. Tamam. O zaman biraz izleyicilerimizin sorduğu sorulara bakalım istiyorum birlikte kendisinde izleyicilerimizin neler yazdığını ben de söyleyeceğim şimdi. Öncelikle şöyle bir soru sormuşlar. Yani İngiltere'de yüksek lisans yalnızca bir sene mi sürüyor? Yani bu süre içinde ne yapıyorsun? Evet, İngiltere'de yüksek lisans yalnızca bir yıl sürüyor. Bunun 9 ayı eğitim, geriye kalan 3 ayı da tez yazma aşaması olarak devam ediyor. Bu süreçten dolayı da zaman kazanmış oluyoruz. Yani Avrupa'da 2 yıl mesela yüksek lisansa, bu da bir yıl bizim kazancımız oluyor. Anladım. İzleyicilerimiz de anlamıştır. Bir cevap verdim. Bir diğer sorumuz yüksek lisans için neden İngiltere'yi tercih ettiniz? Neden başka bir yer değil? İngiltere. İngiltere. Ben kendi açımdan konuşacağım ilk önce. İngiltere benim için her zaman ilk sıradaydı. Ülke olarak olsun, buradaki insanlar olsun. Ama akademik olarak baktığımız zaman da buradaki üniversiteler hep ilk binin içerisinde sıralamalı. Ve yıllık akademik makale yayınlamaları da 50 bin civarı olduğu için hani buradaki başarının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim için İngiltere daha önemli bu konuda. Yani araştırmaların sonucunda İngiltere'deki akademiye verilen değerin senin için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, daha faydalı. Kesinlikle.
Anladım. Peki şöyle bir soru daha var. Bu pandemi dönemi İngiltere'de nasıl ilerliyor? COVID'le nasıl başa çıkıyorlar? Şu an ne durumda İngiltere? Şu an İngiltere'de 25 milyonu aşkın aşılanma yapıldı. Günden güne daha da iyileşiyor pandemide bu COVID durumu. Fakat tabii yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. 21 Haziran'dan sonra mesafe de dahil olmak üzere kısıtlamaların kalkacağını söylüyorlar. Ama yine de belli bir şey yok tam olarak. Anladım. Bir de bu hafta itibariyle okullar da açıldı, yüz yüze eğitime geçildi. O şekilde bir adım atıldı. İzleyicilerimiz söyledikleri şey söylüyor. Benim sesim sanırım yankı yapıyor. Senin telefonun bir yere mi dayalı yoksa benden dolayı mı Doğrusu yankı bana da yapıyor? sizin sesiniz biraz cızırtılı geliyor. Anlamakta zorlanıyorum. Nasıl yapabiliriz? Şu an iyi geldi aslında. Hani şöyle ne tutarsam daha iyi olacak Evet, gibi. şimdi iyi. Evet, şimdi çok net anlıyorum. Kusura bakma lütfen. Yani, ben sana son olarak bir de şöyle söyleyeyim. Bir beni izleyen, bu senin gibi yurt dışında eğitim almayı düşünen öğrenci arkadaşlarımın verdiği bir tavsiye var mı? Evet, şimdi şöyle. Benim için dil yurt dışında öğrenilir kesinlikle. Yani Türkiye'de de tabii ki bir altyapı oluşturulur, bir kurslara gidilir. Fakat pratik çok önemli yabancı dilde ve yabancı dil nankördür. Yani buraya gelip 2 ay veya 3 ay ne kadar süre harcadıysanız eğer dil için, onu daha sonrasında devam ettirmek gerekiyor. Yine burada tanıştıklarınızla işte iletişimde kalarak ya da döndüğünüzde pratik yaparak. Çünkü pratik olmadığı sürece kesinlikle unutuluyor. Üstüne gidilmesi gereken bir şey. Yani 1 ay gittim, 2 ay gittim, bu bana yeterli diye bir düşünce olmaması gerekiyor. Tabii ki hani bahsettiğin gibi gerçekten yabancı dil çok nankör bir şey. Hani üzerine gidilmedikçe çok çabuk bir sürede unutuluyor. Hani o yüzden öğrencilerin getirebildiği kadar uzun zaman geçirmek yurtdışında yabancı dilde olabildiğince çok maruz kalması gerçekten daha iyi olur. Kısaca bu Peki o şekilde zaman. yani. Anladım. Çok teşekkür ederiz biz sana. Hani çok güzel bilgiler verdin, çok güzel tavsiyeler verdin yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarımız için. Bizim için oldukça bir keyifli bir yayın oldu. Umarım senin için de çok keyifli Eğer geçmiştir. başka soru varsa cevaplayabileceğim, yardımcı olmak isterim Bir chat kısmına bir bakalım. Hani başka sorunuz var mı? tabii ki. Arkadaşlarımız başka sorular sormuş mu? Cevap verdik bu sorulara. Hani cevap vermediğimiz herhangi bir soru göremedim ben izleyicilerimizden. Ben bu yayın için sana tekrar o zaman Demon Akademi adına çok teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.